Çoban çökerten nedir? Nasıl kullanılır? Yerel isimleri çoban iğnesi, demir dikeni ve deve çökerten olarak adlandırılan, Türkiye'de Ege ve Akdeniz bölgelerinde geniş alana yayılım gösteren ve alternatif tıpta yıllardır kullanımı devam eden bitkidir. Dünya üzerinde 275 türü bulunan bu bitki, toprakta yatay olarak büyüyen, tek yıllık, otsu özelliklidir. Dikenleriyle ünlenen bitkinin meyveleri üzerinde çıkan koruyucu bu yapılar bisiklet tekerleğini delebilecek kadar güçlüdür. Kültür bitkilerinin arasında çoğalması durumunda istenmeyen yabani ot olarak zarar verici etkisi ortaya çıkabilmektedir. Kimyongiller familyasının bir üyesi olan çoban çökerten bitkisi baharat ve gıda sektöründe öne çıkar. Son zamanlarda aktif etken maddelerinin fonksiyon ve işlevlerinin keşfi ile takviye edici gıda ürünü olarak üretimi artmaya başlamıştır. Çoban çökerten ne işe yarar? Gelin birlikte inceleyelim. Üreme fonksiyonlarını arttırması ile kısırlık problemine karşı destekleyici rolü olan çoban çökerten otu, fertiliteyi artırıcı afrodizyak etkisi ile hem kadında hem de erkekte üreme sağlığında yardımcı rol üstlenir. Ayrıca idrar söktürücü, karaciğer koruyucu, kolesterol dengeleyici, kas kütlesini artırıcı, ağrı kesici, dolaşım artırıcı ve kan şekerini dengeleyici özellikleriyle dikkat çekmektedir. Geleneksel tıpta yıllara yayılan bu kullanım bilgilerinin uluslararası bilimsel makalelerle desteklenmesi ürün halinde tüketilmesini artırmıştır. Faydaları nelerdir? Biyoaktif içeriğinin kök kısmında fitosteroidler, flavonoidler, alkaloidler ve glikosit maddelerini içermesiyle farmakolojik çalışmalara öncü olan çoban çökerten otunun faydaları şöyledir. Eşey hormonları dengeleyip testosteron hormon dengesine yardımcı rol oynar. Kas gelişimini ve fiziksel dayanıklılığı destekler. Karaciğer yağlanmasının önüne geçilmesinde yardımcıdır. Vücuttan ödemin atılmasını destekler. İltihap kurutucu özelliği ile idrar yolu ve safra kesesi iltihaplanmalarını engeller. Kadınlarda tüylenmeye ve kronik saç dökülmesinin önüne geçilmesini destekler. Kadınlarda östrojen seviyesine de pozitif etki sağlayarak menopoz sürecinde kemik erimesinin engellenmesine yardımcı olur ve ayrıca strese iyi gelir. Antioksidan kapasitesi yüksek olan çoban çökerten, çevresel nedenlerden dolayı artan stres faktörünü dengelemeye yardımcıdır. Bu sayede bazı hormon benzeri beyin kimyasallarının da sentezinde yardımcı rol üstlenir. Böbrek üstü bezinde salgılanan stres hormonunun dengelenmesinde destekleyicidir. Tansiyonu dengeler. Detoks özelliği ile kanı filtreleme özelliğine sahiptir. Bu sayede damar yolundaki toksinler ve yabancı maddelerin yani bakteri ve parazit ve benzeri uzaklaşmasına yardımcı rol oynar. Böylece kan basıncının yükselmesini engellemeye yardımcı olması yüksek tansiyon belirtilerini minimize etmede destekleyicidir. Enfeksiyona iyi gelir. İltihap kurutucu etkisinin ön plana çıkması vücutta iltihabı artıran faktörleri en aza indirgemeye yardımcıdır. Kontrollü hücre ölümü olarak bilinen apoptozise destek olması kronik enfeksiyonun azalmasına yardımcı olur. Kas gücünün artmasını sağlar. Yağ protein metabolizmasının kontrollü çalışmasına destek veren çoban çökerten, vücutta fazla yağ depolarının yakılmasına yardımcıdır. Depo yağlarının miktarının azalması ile kas bölümünde proteine dönüşümün desteklenmesi kas gücü artırmada rol oynar. Kadın ve erkek metabolizmasında önce hormonların dengelenmesi protein indeksinin yükselmesine yardımcı olur. Peki zararları var mıdır? Her bitkide olduğu gibi fazla tüketildiğinde bazı yan etkiler oluşabilir. Çoban çökertenin zararları denince belirgin bir unsur ifade edilmemiştir. Uluslararası geçerliği olan FDA gibi kurumların belirlediği MG düzeyinde kullanım dozlarında içilmesi önerilir. Doktora danışılarak kullanılması gereken bazı hastalıklar şu şekilde listelenebilir. Kanser, kemoterapi ve radyoterapi alan hastalar doktor kontrolünde kullanması önerilir. Hamilelik ve emzirme döneminde doktorlara danışılarak kullanılması önerilir. Düşük tansiyonlu hastaların bitkiden uzak kalması tavsiye edilir. 11 yaş altı çocukların doktor kontrolünde kullanımı önerilir. Hormon tedavisi gören kadın ve erkek bireylerin doktora danışarak kullanımı tavsiye edilir. Peki çoban çökerten otu nasıl kullanılır? Toz, ekstrat, kapsül, tablet, çay ya da sıvı formda tüketimi gerçekleştirilebilir. Takviye edici gıda ve çay olarak kullanımı yaygındır. Peki bu çay nasıl demlenir?
Kaynatmak için kullanacağınız kabın içerisine bir bardak su ekleyin. Daha sonra çoban çökerten otunu bir çay kaşığı olacak şekilde kaynatma haznesinin içeriğine ilave edin. 5 ile 10 dakika arasında kısık ateşte kaynatma işlemini sürdürün. Kaynama sürecini tamamlayan bitki çayı demleme süresi için 3 ila 5 dakika ağız bölümü kapalı halde muhafaza edebilirsiniz. Sonrasında süzgeç yardımıyla süzün ve günde sadece bir kez olacak şekilde tüketimini sağlayabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular şöyledir. Çoban çökerten damar açar mı? Damar içi ve damar dışına verilen sıvılar homostazi sağlamak adına sistemli çalışır. Bitkinin antioksidan özellikte olması damar içi atık ve toksinlerin uzaklaştırılması için mekanizmaları aktive etmeye yardımcıdır. Senkronize kan akışının sağlanmasına yardımcı olması damar açma özelliğini ön plana çıkarır. Çoban çökerten otu ne kadar içilir? Bilimsel çalışmalarda bitkinin günlük kullanım dozunun maksimum bir bardağı geçmemesi gerektiği söyleniyor. Peki ne zaman açılır? Hastalıkları önlemek ya da hastalıkların kolay atlatılması adına kullanılan bitkisel ürünler aç karnına kullanımda emilim düzeyi daha yüksektir. Cinsel gücü artırır mı? Cinsellik konusunda da vücudu destekler. Libido yükseltici ve afrodizyak etkisi sayesinde cinsel gücü artırmaya yardımcı olduğuna inanılır. Videomuzu burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.